Günaydın, Günün Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Piyasalara ilişkin ayrıntılarla başlıyoruz. Gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafında her zaman olduğu gibi önce Borsa İstanbul cephesiyle başlayacağız. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda karşımızdaki tablo bize 98.028 endeks değerini gösteriyor. Geldiğimiz nokta itibariyle yaklaşık %1'e yakın bir prime imza atıldı dün gün sonunda. 5.7 milyar liralık bir işlem hacmi söz konusuydu. Bankacılık endeksi dün endeksten yaklaşık 0.70 sildi. Sanayi endeksi tarafına baktığımız zaman ise %1.24'lük bir katkı olduğunu gördük. Borsa İstanbul %73 hisse yükseldi dün, 19 hisse düştü. Değeri el değiştirirken 8 hisse ise değişmedi. ICBC, Türkiye İttifak Holding, Gersan, Tekfen Holding ve Pegasus tarafına baktığımızda ilk 5 sıralamasını gördük. En çok yükselenlerde, en çok düşenler tarafında Işıklar Enerji, Anadolu Efes, Kerevitaş, Tukaş ve Akbank şeklinde bir sıralama olduğunu görüyoruz. İşlem hacmi tarafında ise Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Vakıfbank şeklinde bir sıralama yaşandı dün günün sonuna gelindiğinde. Avrupa piyasaları tarafına baktığımızda 0.35 kadar Almanya'yı artıda gördük. Gün kapandığında 0.60 İngiltere artıdaydı. Fransa tarafında 0.65'lik bir değerlenme vardı. İtalya'ya baktığımızda 0.12 primli kapattı ve İspanyol endekste 0.57'lik primle birlikte Avrupa'nın genelinin artıda kapanmasını sağladı. Amerika tarafındaki kapanışlara baktığımız zaman 10.000'lik rakamlarla kırmızıların yandığını gördük. 10.009 Dow eksi de kapattı. S&P tarafına baktığımızda 0.35'lik kayıp vardı. 0.43 kadar da Nasdaq Composite'in geri geldiğini gördük. Yeni güne başlarken buradaki eksiler hafif artıya dönmüş durumda. Neredeyse rakamlar aynı, renk değişti. 10.000'de 5 kadar Dow Jones artıda. S&P 500 tarafında 0.06'lık bir değerlenme var. Ve Nasdaq tarafında da 10.000'de 3'lük bir değerlenmeyle birlikte en azından günün yeşiller yakarak başladığını gördük. Asya piyasaları yalnız böyle değil. Asya tarafında daha ağırlıklı olarak satışların olduğunu görüyoruz. 0.31, 0.32 kadar Japonya ve Hong Kong endeksler görüyoruz. 10.000'de 3 ile Çin eksi de Güney Kore endeksinin kaybı ise %1'i aşmış durumda. Peki piyasalarda neler oluyor? Para piyasalarına geçmeden önce sermaye piyasaları üzerine birazcık konuşalım. Her şeyden önce Fed'in Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları önemli. Hem bizim açımızdan siyasi anlamda değerlendireceğimiz nitelikler burada önemli. Hem de diğer taraftan diğer özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından tablonun nasıl olduğu yine Amerika tarafında özellikle Powell'ın konuşmalarıyla birlikte bir parça daha şekilleniyor. Fed büyümeyi desteklemek için harekete geçecek başlığıyla birlikte Powell'ın sözlerini görüyoruz. Jerome Powell, Amerika Merkez Bankası Başkanı, Amerikan büyümesini doğal olarak önceliyor. Amerikan büyümesine yönelik aşağı yönlü riskleri dikkatle izlediklerini söylüyor. Büyümeyi desteklemek için uygun hareketi yapacaklarını da dile getiriyor. Bu uygun hareketin içerisinde faiz indiriminin de olması elbette gündemde. Geçen hafta dile getirdiği endişeleri bir kez daha tekrarlamış oldu böylece. Kongre'ye ve Senato'ya çeşitli açıklamalar yapmıştı, hatırlayacaksınız. Bu ayki faiz toplantısında faiz indirimine gidilebileceğine ilişkin beklentiler şu halde bir parça daha yükselmiş görünüyor. Buradaki aşağı yönlü hareketin faizlerde olabilme ihtimali de biz ve bizim gibi ülkeleri, gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Zira burada faizlerin indirilmesi döviz tarafında aşağı yönlü hareketleri, özellikle dolar endeksi tarafında aşağı yönlü hareketleri destekleyecek gibi görünüyor. Peki başka ne oldu piyasada? Trump bu arada eğer istersem Çin'e olan vergileri yükseltebilirim diyor. Her zamanki fevri tavrıyla aslında ticaret savaşları konusundaki tavrını bir kez daha yenilemiş oluyor. Dolayısıyla bu Asya tarafına işte biraz geren bir konu olarak karşımızda duruyor. Böylece Asya piyasalarının yön bulmakta da zorlandığını söylemek mümkün. Belirsizlik fiyatlamaları yine de gündemde olacak önümüzdeki süreç içerisinde. Peki Türkiye ile ilgili Trump ne söyledi? Türkiye ile ilgili adil değil ama Türkiye'ye F-35 satılmayacak diyor. Hatırlayacaksınız, bu adil değil lafı G20'de Erdoğan'la Trump görüşmesi sırasında çıkmıştı. Türkiye'nin bu anlamda yapabileceği bir şey zaten yoktu. Obama yönetimi bu konuda haksızdı. F-35 Patriot'ları almadığı sürece
tabii ki bir savunma sistemine ihtiyaç duyacaktı. O süre içerisinde Amerika ile Türkiye defalarca kez görüştü ve Patriot'ların satılmaması sonrasında S-400 füzelerini almak elbette Türkiye'nin en doğal hakkıydı demişti. Dolayısıyla Obama yönetiminin suçlar tarzda da konuşmuştu. Fakat ülkesine döndüğü zaman işler bu şekilde gerçekleşmedi belli ki. Adil değil söylemini devam ettiriyor ancak Katsa yaptırımları kapsamında ve Amerika'nın müttefik olmadığı ülkeler ya da hasımları tarafına bakıldığında böyle bir F-35 satışının gündeme gelemeyeceğini söylüyor. Şu durumda bu sözlerden biz ne çıkartıyoruz? Bir yaptırım uygulansa dahi ya bu ertelenecek ya da o 12 yaptırımın içerisinde en hafif olan ve ekonomik düzlemde gerçekleşmeyecek olan 5'li Türkiye'ye uygulanacak gibi görünüyor. Piyasada zaten bunu satın almaya devam ediyor. Dolayısıyla borsada yön yukarı, döviz tarafında hem bu açıklamalar hem de Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirecek olması, bu faiz indirimini Avrupa Merkez Bankası'nda takip edecek olması hasebiyle de aşağı yönlü hareketi görüyoruz. En azından yukarı yönlü hareketin sert olmadığını görmüş oluyoruz şu aşamada diyelim ve geçelim neler var para piyasaları cephesinde, birlikte ona bakalım. Para piyasaları tarafında 5.70 seviyelerindeyiz. 70-72'den geçiyor dolar TL cephesinde işlemler. Euro TL tarafına baktığımızda 6.40 seviyesinin üzerini görüyoruz hemen. 1.12-16 ile 1.13'ün altındaki serine devam ediyor euro dolar paritesindeki gelinen nokta. Diğer taraftan dolar endeksi cephesine baktığımızda o tarafta geldiğimiz noktada bize 97.34'ü gösteriyor. Buraların tekrar 96.5'ların altına doğru gelip gelmeyeceğini gözleyeceğiz. Bu arada Amerika'nın 10 yıllıkları tarafına baktığımızda 2.09'lara, neredeyse 2.10 sınırına yeniden dayandığımızın altını çizmekte elbette fayda var. Bizde gösterge tahvil 19'un altındaki serine devam ediyor. 18.83 seviyelerinden geçiyor son işlemler dedikten sonra emtia tarafında neler oluyor ona da bakalım. Emtia tarafındaki tablo bize 1404 dolardaki altında ons başına geldiğimiz noktayı gösteriyor. Şu halde TL bazlı olarak fiyatlanan altın nerede diye baktığımızda gram altında 257 lirayı görüyoruz. Çeyrek altın tarafında 422 liralık bir fiyatlama var. Tam altın cephesinde ise 1685 liradan işlemlerin geçtiğini söylemek mümkün. Diğer taraftan 64 dolar 63 centlik bir fiyatlama ile birlikte Brent petrolü gördüğümüzün de altını çizelim. Bu arada bizim açımızdan bir parça negatif bir haberi de iletelim hazır. Petrol fiyatlarından bahsetmişken petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü bu hareket elbette Türkiye tarafında da yankısını buluyor. Benzin pompa fiyatında 11 kuruş, motorinde ise 15 kuruşluk halihazırda zam yapılmış durumda. Epkis'ten geldi haber. Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 17 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş, motorinde 15 kuruş pompa fiyatına yansıyacak şekilde bir artış olmuştur deniyor Epkis'in Twitter hesabından. ÖTV düzenlemesi yapıldığı ve yine bugünden geçerli olmak üzere motorinde 3 kuruş, benzinde 9 kuruş zam yapıldığı belirtiliyor. ÖTV'den bu artışın karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı da yine belirtilmiş durumda. Biz de Reuters'tan bu haberi sizlerle paylaşmış olalım. Geçelim gazetelerin ekonomi sayfalarına. Gazetelerin ekonomi sayfalarında hangi haberler yer alıyor, birlikte onlara bakacağız. İkinci konut cazibesini azaltacak başlığı ile birlikte Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasını görüyoruz. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları var. 11. Kalkınma Planı'nda önceliklerinden birinin yurt içi tasarrufları artırmak olduğunu belirtiyor Fuat Oktay. 2023 yılına kadar tasarrufların %30.3'e çıkarılmasını hedefledik. Bunun büyük bir kısmı özel kesimden sağlanacak. Bunun için özel birikim hesaplarına teşvik uygulanacak. İkinci ve sonraki konut alımlarının cazibesi azaltılacak. İmar değeri artışından kamu pay alacak diyor Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 11. Kalkınma Planı hakkındaki soruları yanıtladı demecinde. Görüşmeler sırasında muhalefet yetkilileri sık sık 2013'te Türkiye'nin kişi başı gelirinin 12 bin dolar olduğunu belirterek 2023'te tekrar bu hedefe ulaşmanın ilerleme değil gerileme olacağı eleştirisinde bulundu. Oktay bu eleştirilere büyüme hedefi açısından 10. Kalkınma Planı'nda iyi bir performans gösterilse de döviz kuru kaynaklı gelişmelerin bazı rakamların hedeflerin altında gerçekleşmesine neden olduğunu söyledi. Bu sebeple
11. Kalkınma Planı'nda dönem sonu itibariyle kişi başına gelirin aşağı yönlü 12.484 dolar olarak revize edildiğini belirtiyor Oktay. Bu yönüyle plandaki hedeflerimiz hem gerçekçi hem de gelişme ve dönüştürme iddiasını içeren güçlü hedefler. Diğer taraftan uzun vadeli hedeflerimiz değişmemiştir. 2023 hedeflerini yıl bazında olmasa bile hiçbir şekilde geri adım atmış değiliz diyor paylaştığı bu haberde. Geçelim Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi'ne turizmcilerden bir istek aktaracağız. Turizmciler ikinci 9 gün için ayakta başlığını görüyoruz burada. Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı'nda yapıldığı gibi 9 güne çıkartılması talep ediliyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması Türkiye çapında 10 milyon kişinin seyahat etmesini sağladığı piyasalarda 10 milyar liralık bir canlanma oldu. Turizm sektörü temsilcileri Kurban Bayramı için de aynı beklenti içine girdi. 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı tatilinin 15-16 Ağustos Perşembe ve Cuma günleri birleştirilerek 9 güne çıkarılmasını isteyen turizmciler 54 yan sektörün bu durumdan faydalanacağını vurguladı. Sektör temsilcileri bu konuda yeni bir düzenleme yapılarak blok tatillerin önceden ilan edilmesini de talep etti. Turizmciler yılbaşında duyurulursa insanlar son dakikaya kalmadan çok daha uygun fiyatlara tatil rezervasyonu imkanına sahip olacak. Ancak şimdi tatil planı çok daha zorlaşıyor diyor Dünya Gazetesi'ne paylaşılan bu haber. Gelelim Posta Gazetesi'nin ekonomist sayfasına. Üniversiteliye iş garantili kurslar başlığını taşıyor buradaki haber. Üniversiteli işsiz oranını düşürmek için kamu ve özel sektör seferber. Özellikle İşkur ve belediyelerin düzenlediği iş garantili kurslarda diplomalı gençler yoğun ilgi gösteriyor. İşte bütün ayrıntılar denmiş. Posta Gazetesi bugün bu habere oldukça önemli bir yer ayırmış durumda. Biz de paylaşıyoruz buradaki haberi sizlerle. Sağladığı avantajları neler olduğu sayılmış. Yeni bir iş öğrenmek, meslek edinmek isteyenler, kendini yeni bir işte deneme fırsatı yakalamak isteyen üniversiteliler için okul sonrası ücretli staj avantajı geliyor. Kurs bitiminde işverenin en az 2 ay içinde işe alma zorunluluğu, bu sayede de en az 2 ay sigortalı çalışma fırsatı sunuluyor. Ağır tehlikeli aşçılık, boyacılık gibi işlerde sertifikalı olmak gibi bir imkan var. Kurs ücretlerine genel sağlık sigortasıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı da bulunuyor. Aynı zamanda yaz tatilinde çalışma imkanı da bir başka ayrı notu da bizlerle paylaşmış oluyor buradaki haberde. Harçlık da ödeniyor başlığını yine gördük. Başvurunun şartlarının ne olduğu, İşkur tarafından düzenlenen eğitim programları çerçevesinde yüzlerce kişinin iş sahibi olabildiğine dair planlamayla birlikte İşkur'un bu kurslara ilkokul, ortaokul, lise ve ön lisans, yüksek lisans mezunu işsizlerin başvuru yapabileceğini belirtmiş. İşsiz adaylarının İşkur kurslarına başvurabilmeleri için ilk olarak İşkur'a kayıt olmaları gerekiyor denmiş. Bir başka haber aktaralım sizlere. Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasına aktaracağız buradaki haberi. Dünden beri hiç kimsenin gençlik hali görmüyoruz malum. Herkesin bir yaşlılık fotoğrafı. Epeyce de güzel yaşlandırılmış bir uygulama var. Son 2-3 gündür aslında FaceApp adıyla bir fenomen uygulama doğmuş durumda. Buna ilişkin bir haber paylaşılıyor. Siz kendinizi yaşlandırıp arkadaşlarınızla bu fotoğraflar üzerinden eğleniyorsunuz, eğlenmesine de bu acaba boşu boşuna mı ortaya çıktı diye sormuş Hürriyet Gazetesi. Elbette boşu boşuna değil. Herkesin sosyal medya hesabında yaşanmış fotoğraflarını paylaşmasının sebebi FaceApp uygulaması. Bu işin eğlence boyutu, madalyonun arkasında kullanıcı verilerinin toplanması, üçüncü taraflara paylaşılması ve reklam amaçlı olarak kullanılması gibi bir durum söz konusu. Çerezleri, log kayıtlarını, konum ve kullanımdan gelen verilerin daha fazlasından bahsediyoruz. Burada paylaşılabilecek bir Rus firması tarafından ortaya konmuş bir uygulama bu. Dolayısıyla kendinizi yaşlandırıp arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Ancak buradaki verilerinizin başkalarıyla paylaşılabileceğini bu şekliyle biz de sizlere aktarmış, hatırlatmış olalım. Günün ekonomisine böylece de noktayı koyalım ve geçelim parametreye.